Bir önceki videoda karmaşık sayının üstel formlarına ve bunların ne anlama geldiklerini hızlıca bir bakmıştık ve sonrasında üstel gösterilmiş bu sayıların büyüklüğünün ne olduğuna bakmıştık. Şimdi bu videomuzda bu karmaşık üslü ifadeye kosinüsün bir kısmı olması açısından daha yakından bakacağız. Bunu yaparken önceki birkaç videomuzdan bazı fikirlerimizi harmanlamaya devam edeceğiz. Örneğin hatırlarsanız Euler formülünü kullanarak kosinüs için bir ifade geliştirmiştik. Şöyle ki, kosinüs teta eşittir 1 bölü 2 çarpı parantez e üssü artı j teta artı e üssü eksi j teta parantezi kapadık. Ve bu kosinüs teta'nın iki farklı üstel sayıyla ifade edilmiş bir halidir. Ve şimdi gerçekten özel bir adım atacağız. Buraya zamansal bir argüman, yani zamansal bir kutupsal açı koyacağım. Kosinüs omega t diyeceğim. T zaman demekken, bu sembol ise Yunan alfabesinden gelen omega harfinin küçüğüdür ve frekansımızdır. Burada zamanın birimi saniye ve omega frekans olduğundan 1 bölü saniyedir. Frekansın birimleri bölü saniyede olur. Bunları çarparsak burada boyutsuz yani birimsiz bir sayı elde ederiz. Ve böylece boyutsuz bir sayının kosinüsünü alabiliriz. Peki bu neye eşittir? Bu eşittir 1 bölü 2 çarpı e üzeri artı j omega t artı e üssü eksi j omega t'dir. Bakın burada t'yi kosinüsün içine koyduk ve bu t sürekli artmaya devam edecektir. Yani bu t sayısı her geçen zaman büyür. Sonuç olarak bir kosinüs dalgası formülü elde ettik. Buraya kosinüse benzeyen çirkin bir şey yapayım. Evet, kabaca bir kosinüs böyle görünür ve böyle gitmeye devam eder. Bir kosinüs dalga formunun neye benzediğine dair bir fikrimiz var. Frekansımız bu yukarı aşağı gidiş gelişlerin ne kadar hızlı olduğunu veya bir başka deyişle bu çıkış ve inişlerin sıklığını belirler. Şimdi benim yapmak istediğim şey ise gerçekten özel bir şeyi incelemek olacak. Buradaki bu şey yani e üzeri artı j omega t. Ne olduğuna bakmak istiyorum. Acaba bu nedir? Görüyoruz ki bu kosünüs bunlardan iki tanesiyle oluşturulmuş durumda. Yani bunlar artık neyse bunlardan bir kosünüs yapabiliyoruz. Şimdi dikkatlice e üzeri j omega t'ye bakacağız. Bu bir karmaşık sayı. Şimdi bu karmaşık sayıyı bir çizelim. Buraya bir sayı koyalım ve bu sayının birim çember üzerinde olduğunu da biliyoruz. Bu sayının açısının üstte yani kuvvetimizde j ile ne çarpılmışsa o olduğunu da biliyoruz. Öyleyse buradaki bu açı omega t olur. Ayrıca bunun büyüklüğünü de biliyoruz. Bunu daha yeni görmüştük. Büyüklük 1'dir. Bu yüzden sayımız birim çember üzerine denk gelir. Şimdi şuna bakın. Burada t sayısı var ve bu açıyı belirliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı şu. Açı zamanla artıyor. Eğer zaman 0'a eşitse nokta işte burada. Çünkü açısı 0 olur. Zaman ilerledikçe açı büyümeye başlar ve devam eder. Devam eder. Böyle basitçe devam eder. Omega t 2 pi olduğunda buraya geri döner. Peki ya sonra? etrafında dönmeye devam eder ve zaman devam ettiği müddetçe bu basitçe böyle sürer. Buradaki bu karmaşık sayı birim çember boyunca zamanla beraber tekrar tekrar ilerler, döner. Yani bu bir dönen sayıdır. Bu sayı dönmektedir. O zaman buraya e üzeri j omega t yazabilirim. Çünkü bu sayı dönüyor ve belli bir t zamanında burada olacaktır. Şimdi buraya farklı bir sayı yerleştireceğim. Bu sayıyı da Örneğin sıfırdan başlatalım. Ve bu sayıya e üzeri eksi j omega t diyeceğim. Peki bu sayı neye benzer? Bunu kastediyorum. Şöyle turuncu yapalım. Zaman sıfırken e üzeri sıfırdır. Bu da bizim beklediğimiz gibi bir demektir. Şimdi zamanımız artmaya başladıkça bizim zamanımız yani j ile çarpılan şey, bakın burada eksi omega t'dir. Bu gittikçe gittikçe daha fazla negatif olur. Yani başladıktan kısa bir süre sonra sayı buraya gelir ve biraz daha sonra da buraya gelir. Fark ediyoruz ki bu sayı bu yönde dönmeye devam eder. E üzeri eksi j omega t'niz varken olan şey işte budur. Bu yönde dönersiniz. Ve evet böyle döner döner ve döner de döner. Bu iki sayı oldukça benzer davranış sergiliyorlar. Tek farkları koordinat sistemimiz üzerinde yani karmaşık düzlemde biri saat yönünün tersine dönerken diğeri saat yönünde dönmektedir. Özetle bu ikisinden birini e üzeri artı j omega t'yi veya e üzeri eksi j omega t'yi görürseniz aklınızda canlanacak şey durmadan dönen bir sayıdır. Yani fikir basit. Burada bir sayımız var ve burada bir sayımız var. Ve her ikisi karmaşık tabanda dönmektedir. Bunları matematiksel olarak temsil etmek için de bu şekilde biraz garip bir notasyona yani gösterime ihtiyacımız var. Bu gösterime alıştıkça kolaylıkla e üzeri j omega t dönen bir sayıdır, e üzeri eksi j omega t de dönen bir sayıdır diyebiliriz. Bu inanılmaz güçlü bir fikir ve bu terimlere sahip ifadeleri tanımlamakta bunu kullanacağız.